Sinir sistemimizin, nöronlarımızın ve beynimizin bu kadar çabuk nasıl tepki verdiğini hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Yani nasıl oluyor da değil mi bu kadar çabuk hemen hareket tepki oluşturabiliyoruz? Sebebi ligand kapılı iyon kanalları. Değil mi? Duymuş muydunuz ligand kapılı iyon kanalları? Bunlar nedir? Temel hücre yüzeyi reseptörlerinin bir çeşididir arkadaşlar. Temel hücre yüzeyi reseptörleri ligand kapılı iyon kanalları G protein bağlı reseptörler ve son olarak da enzim bağlı reseptörlerden oluşur. Bugün biz ligand kapılı iyon kanallarını inceleyeceğiz beraber. Buna aynı zamanda iyon kanalı bağlı reseptör de deniyor. İyon kanalı bağlı reseptör. Ligand kapılı iyon kanalları ligand gibi kimyasal bir habercinin bağlanmasına tepki olarak açılan ve kapanan transmembran iyon kanallarıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ligand kapılı iyon kanallarının oldukça yaygın olduğu yer nöronlar gibi elektriksel olarak uyarılabilen hücrelerdir. Bunun sebebi ise arkadaşlar bu iyon kanalları ligandların bağlanmasına çok hızlı şekilde tepki verir ve yaygın olarak uyarıcıya hızlıca tepki vermesi gereken hücrelerde bulunur transmembran iyon kanallarından bahsederken aslında anlatmak istediğimiz bunların aynı zamanda kanalı olan yani içinden bir boşluk geçen böylece bir şeylerin içeri girip çıkabildiği transmembran veya integral proteinler olmalarıdır. Bu nokta önemli arkadaşlar. Yani burada bir geçirgenlik, bir hareket söz konusu. Şimdi şuradan başlayalım. Mesela iyon kanalımız buna benzeyen bir şey olsun devam edelim ve içini boyayalım. Bu özel kanal şu an kapalı. Şimdi hücre içi ortamımız var. Burası da hücre sıvısının ve bütün o şeylerin, bahsettiğimiz şeylerin olduğu yer. Burası hücre dışı ortamımız. Evet, hücre dışı ortamımız. Bu iyon kanalının garip bir kıvrımı olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Burası ligand veya nörotransmitter gibi bir habercinin bağlandığı yer. Haberci geliyor buraya bağlanıyor. Diyelim ki bunun gibi gözüken bir ligandımız var elimizde. Evet bu bizim ligandımız. Gitmesek de görmesek de orada bir ligand var uzakta o bizim ligandımız arkadaşlar. Bu ligand buraya gelip bağlanabilir. Dikkat ettiyseniz ligandımızın şekli kanalımızınkini tamamlıyor. Böylece Tam olarak oraya oradaki boşluğa denk geliyor. Yalnızca belirli ligantlar belirli kanallara bağlanabilir. Buna anahtar kilit modeli ya da daha güncel adıyla dizil örnek diyoruz. dizil örnek. Bu ligand bir kere bağlanınca, bu kapalı kanalın açılmasına neden olur? Aslında bu kanalın bu şekilde açıldığını göreceğiz. Artık açık bir kanalımız var ligand kapılı iyon kanallarıyla ilgili diğer bir ilginç nokta ise bu ligandın bağlandığı tarafı incelediğimizde ligandın bağlandığı yerin asıl kanalın yakınında olmadığını görürüz. Bunun nedeni ise alosterik bağlanma. Alosterik bağlanma. Ligand alosterik bölge dediğimiz yere bağlanır. Burası iyon kanalından uzak bir nokta. Ama bir kere ligand bağlanınca iyon kanalının açılışını ve kapanışını tüm proteinin protein onayını değiştirerek kontrol edebilir. Bir kere bağlandığında farklı bir yerde bir kanal açılır ve tüm plazmanın zarının iyon geçirgenliğini hızlıca değiştirebilir. Bu tabii ki burada yaşanan tek olay değil. Ligantların bağlandığı süre boyunca Hücre zarları boyunca bir sürü yayılmış kanallar bulunur. Bunların hepsi hep birlikte hemen açılır ve kapanır. Bu kanal açıldığında en yaygın olan potasyum, sodyum, klorin veya kalsiyum gibi iyonların açık kanaldan geçmelerine izin verir. Bu iyonlar içeri girip dışarı çıkmaya başladıklarında ise bu durum hücrenin elektrik özelliklerinde değişikliklere neden olur. Başka bir deyişle de, bu hücre dışı ligand sinyalini hücre içi elektrik sinyaline dönüştürmüş olursunuz. Bu iyonlar içeri girdiğinde ya da dışarı çıktıklarında hücre içi elektrik tepkiniz olur. Hücre içinde de ne olur böylece elektrik sinyali oluşur. Unutmadan söylemek istediğim iki şey daha var arkadaşlar. İlki ligandın alosterik bağlanma bölgesi. Bununla ilgili. Ligandı tamamlayan bu bölge hücre içi olabilir. Yani hücrenin içinde olabilir. Fakat bu oldukça nasıl diyeyim nadir görülen bir durumdur. Peki bu neden olabilir? Bunun için hücre yüzeyi reseptörlerinin temel amacını düşünmeniz gerek. Bunların genelde hücre dışı sinyallere yani hücrenin dışında olan şeylere tepki vermeleri gerektiğini e, burada anlamamız gerekir. Genel olarak konuşmak gerekirse Ligand kapılı iyon kanallarının bağlanmaları hücre dışı bölgede olur. İkinci olarak söylemek istediğim şey ligandlar için çoklu alostorik bağlanma bölgelerinin e, varlığı ile ilgili. Ligandların her bir proteine bağlanmasını sağlayan bu kıvrımların uyumlu şekillerin e, kıvrımlar veya uyumlu şekillerin şekillerin yani affedersiniz bunların çoklu olması mümkün. Son olarak iki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Ligand kapılı iyon kanalları rahatlıkla iyon kanallarının iki çeşidiyle karıştırılabilir. Voltaj kapılı iyon kanallarıyla aynı değiller. Voltaj kapılı iyon kanalları zar potansiyelindeki farka dayalı. Hatırlayacağınız üzere ligand kapılı iyon kanalları aslında bir ligandın bağlanmasına tepki veriyordu değil mi? Voltaj kapılı olanlar ise sadece zar potansiyelindeki farka bağlı olarak çalışır. İkinci çok kar karıştırılan çeşit ise gerilme ile aktifleşen iyon kanalları. Adından da anlaşılabileceği gibi gerilme ile aktifleşen iyon kanalları hücre zarının deformasyonu dediğimiz şeye veya hücre zarının uzaması, ittirilmesi ve gerilmesine bağlıdır. Özetle ligand kapılı iyon kanalları hücre yüzeyi reseptör çeşitlerinden sadece biridir. Bunlar ligand gibi kimyasal sinyalin bağlanmasına açılıp kapanarak tepki gösteren transmembran iyon kanallarıdır. Burada kanalımız kapalı şekilde gözüküyor. Bu ligand bir alosterik bölgeye bağlandığında potasyum ve sodyum gibi iyonların zardan geçmesine izin verir. Hatırlayalım, alosterik bölge kanalın olmadığı bir bölge demekti. Bu durum aslında hücre içi elektriksel sinyale neden olur. Dışarıda bir ligandımız var ve bu hücre içi elektrik sinyali almamızı e, sağlıyor. Aslında bu hücreye bir şey e, yapmasını söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Ligand kapılı iyon kanalları voltaj kapılı kanallarla karıştırılmamalı voltaj kapılı olanlar zar potansiyelindeki farklılığa bağlı. Ayrıca gerilme ile de aktifleşen iyon kanallarıyla da karıştırılmamalı. Gerilme ile aktifleşen iyon kanalları ise hücre zarının deformasyonundan etkilenir.